La Fontaine, masalları dilden dile dolaşan ünlü bir Fransız yazarıdır. Uzun yıllar ormanlık bir bölgede yaşayan La Fontaine'in düş dünyasında hayvanların özel bir yeri olsa gerek ki masallarında hep onları konuşturmuştur. Fable adı verilen ve hayvanlar arasında gelişen olayları şiirsel bir dille aktaran masalları hemen hemen herkes tarafından büyük bir beğeniyle okunmaktadır. Kurnaz tilkiler, kibirli aslanlar, çalışkan karıncalar ve bir dolu sevimli hayvancık La Fontaine'in masallarından seslenirler. Onların öykülerinden derin bir doğa sevgisi, aklın gücü, çalışkanlık ve dürüstlük duygusu ulaşır bizlere. Kurtla kuzu. Bir varmış, bir yokmuş. Kıvır kıvır tüyleri olan küçük bir kuzucuk varmış. Kuzucuğun gözleri kara karaymış. Kırlarda hoplayıp zıplamayı çok severmiş. İşte bu sürmeli kuzu bir gün sürüden ayrılmış. Koşa zıplaya gezip tozarken susamış. Su içmek için dere kıyısına gitmiş. Suyun üstüne eğilmiş. Tam ağzını suya değdireceği sırada arkadaki çalılıkların arasından bir kurt çıkmış. Kurt kuzucuğu görünce iştahla ağzını şapırdatmış. Karnı çok açmış zaten. Kuzucuğu o anda gözüne kestirivermiş. Kurt: "Ey, bana baksana kuzucuk. Ne yapıyorsun orada bakayım?" Sivri dişlerini göstererek kuzucuğa kötü kötü bakmış. Kuzucuk çok korkmuş kurdu görünce. "Ne yapacağım? Su içiyorum." diye yanıt vermiş. Kurt öfkeyle bağırmış: "Sen ne hakla benim suyumu bulandırırsın ha? Şimdi seni yiyeyim de gör bakalım." Kuzucuk bir kurdun bulunduğu yere bakmış, bir kendi durduğu yere bakmış. Arada en azından 20 adım uzaklık varmış. Kurt suyun üst başında, kendisi ise alt başında duruyormuş. "Aman Kurt Hazretleri, ben nasıl olur da sizin suyunuzu bulandırırım? Benim su içtiğim yer sizinkinden 20 adım aşağıda. Bu durumda suyunuzu bulandırmam onun haksız." "Bal gibi de bulandırıyorsun işte. Hem dur bakalım, ben seni çok iyi tanıyorum. Geçen yıl bana küfreden kuzu sen değil miydin?" "İyi ama efendim, ben geçen yıl anamın karnında bile değildim. Ben yeni doğmuş küçük bir süt kuzusuyum. Geçen yıl size küfreden ben olamam." Kurt kuzucuğu yemeği kafasına koyduğu için bahane arıyormuş. Demiş ki: "Sen değilsen bile mutlaka senin kardeşindir." Kuzucuk: "İyi ama Kurt Hazretleri, benim kardeşim yok ki." demiş. Kurt keskin dişlerini gıcırdatarak: "Bana küfreden sizin sürüden biriydi öyleyse. Zaten siz beni hiç çekemezsiniz. Sataşır durursunuz. Çobanınız, köpekleriniz hiç rahat bırakmazlar beni. Arkamdan kötü sözler söylüyorsunuz. Kendi kulağımla duydum. Ben öcümü almadan bırakmam seni. Şimdi seni yiyeyim de gör bakalım." Hain kurt kuzucuğu almış, ormanın derinliklerine götürmüş. Orada parçalayıp yemiş. Kurt bu işi yapmakla haksızlık etmiş. Kuzucuk hem suçsuzmuş hem güçsüz. Oysa kurt hem suçluymuş hem güçlü. Kurtla köpek. Kurdun biri açlıktan bir deri bir kemik kalmış. Çünkü hiç av bulamıyormuş. Köpekler koyun sürülerini çok iyi koruyorlarmış. Kurt sürüden belki bir kuzu kaparım diye çok uğraşmış ama boşuna. Bir gün yolda bir köpekle karşılaşmış. Köpek hem kocamanmış hem de semizmiş. Kurt: "Tam ağzıma göre bir lokma. Şunu parçalayıp bir güzel yiyeyim." Ama son anda ya o beni parçalarsa diye korkmuş. Bu yüzden alttan almış, tatlı sözler söylemeye başlamış. Köpeğin semizliğini öve öve bitirememiş. Köpek: "İstersen sen de benim gibi semiz ve mutlu olabilirsin. Ormandan ayrıl. Soydaşlarının halini görmüyor musun? Hepsi açlıktan öldü ölecek. İyisi mi sen benimle gel. Benim kaldığım çiftlikte yaşa." "E peki, çiftlikte yaşamımı kazanmak için ne iş yapacağım?" "İş filan yapmayacaksın. Efendilerine kuyruk sallayacaksın. Ev halkına şirin görüneceksin, o kadar. Böylelikle avlanmak zahmetinden de kurtulmuş olacaksın. Karşılığında çok güzel yemekler yiyeceksin. Piliç kemiklerinden tut da güvercin kemiklerine varıncaya dek çeşit çeşit yemekler." Kurt bu öneriye çok sevinmiş. Sevincinden zil takıp oynayacakmış neredeyse. "Peki, seninle geliyorum." Kurt ve köpek çiftliğin yolunu tutmuşlar. Kurt bir ara köpeğe bakmış ki ne görsün? Köpeğin boynundaki tüyler dökülmemiş mi? "Hayrola köpek kardeş? Boynundaki tüyler niye döküldü öyle?" "Önemli bir şey değil." diye yanıt vermiş köpek. Bu yanıt kurdu doyurmamış, üstelemiş:
O izler tasma izi olmasın sakın. İyi bildin. Biz köpeklere tasma takarlar. Yani siz köpekler istediğiniz zaman koşamıyor musunuz? Hep o tasmaya mı bağlı kalıyorsunuz? Her zaman değil. Ama ne çıkar bundan? Karnımızı tıka basa doyurabiliyoruz ya. Ona bak sen. Bu söz üzerine kurt yarı yolda durmuş. Yok arkadaş. Ben bu işte yokum. Dünyanın en güzel yemeklerini de verseler özgürlüğümü hiçbir şeye değişmem. Ben istediğim zaman istediğim yerde özgür gezip tozmak isterim. Senin olsun o güzel yemekler. Kurt bu sözlerden sonra köpeğe hoşça kal bile demeden yemyeşil ormanlara doğru koşmuş. O gün bugündür hala koşuyordur belki de. 6 yumurtlayan tavuk. Bir varmış, bir yokmuş. Bir adam varmış, bu adamın bir de tavuğu varmış. Ama bu tavuk bildiğimiz tavuklardan değilmiş. Her sabah yumurtlarmış. Yumurtladığı yumurta som altındanmış. Adam bir iki kez bu yumurtaları tavuğun altından almış. Derken parlak bir fikir gelmiş aklına. Bu tavuğun içinde define var herhalde. Böyle her sabah tek bir altın yumurta almaktan bıktım. En iyisi şunu keseyim, içindeki defineyi alayım diye düşünmüş. Hemen bir bıçak almış eline, tavuğu yakalamış, boğazını kesmiş, içini açmış, bakmış. Bakmış ama tavuğun içinde hiç de sandığı gibi define mefine yokmuş. Tavuğun içi tıpkı öbür tavuklarınki gibiymiş. Eyvah demiş ama artık iş işten geçmişmiş. Açgözlülüğü yüzünden çabucak zengin olayım derken elindekini de yitirdiğini anlamış. Bu masal açgözlülük çok zarar getirir sözünün ne denli doğru olduğunu gösteriyor bize. Tarla faresiyle kent faresi. Bir tarla faresiyle bir kent faresi arkadaş olmuşlar. Zamanla birbirlerini çok sevmişler. Bir gün tarla faresi kent faresini yemeğe çağırmış. Kent faresi kalkıp gitmiş. Arkadaşı yemek diye önüne kara buğdaydan başka bir şey koymamış. Bunun üzerine kent faresi demiş ki: "Vah zavallıcık vah. Sen hep böyle kuru buğdayla mı yaşıyorsun? Buna düpedüz ömür tüketmek derler. Beni dinle de bırak bu tarlayı ha. Benim evime yerleş. İkimiz gül gibi yaşar gideriz." Tarla faresi düşünmüş taşınmış. Sonunda kabul etmiş arkadaşının önerisini. Kent faresinin evine gitmek üzere iki arkadaş yola çıkmışlar. Sonunda eve gelmişler. Tarla faresi kent faresinin yuvasını çok beğenmiş. Kent faresi sofrayı hazırlamış, bir sürü yiyecek getirmiş ortaya. Sofrada peynirler, börekler, çörekler, ballar, yağlar, yemişler, meyveler varmış. Tarla faresi bütün bu yiyecekler karşısında şaşkına dönmüş. Arkadaşına demiş ki: "Ah kardeş, ah keşke daha önce tanışsaydık. O tarlada ne sıkıntılar çektim bilemezsin. Açlık içinde süründüm durdum. Gerçekten de ev gibisi yokmuş." İki arkadaş sofra başına kurulmuş, çatallarını, kaşıklarını ellerine almışlar, yemek yemeye hazırlanmışlar. Ama tam yiyecekleri sırada bir gürültü olmuş. Mutfak kapısı açılmış, içeriye bir adam girmiş. İki fare büyük bir korkuyla kendilerini deliğe atmışlar. Yürekleri pıt pıt atarak adamın gitmesini beklemişler. Çok geçmeden adam mutfaktan çıkmış, gürültü kesilmiş. Ortalığın yatıştığını görünce farecikler yeniden ortaya çıkmışlar, sofranın başına geçmişler ama tam yemeklerini yiyecekleri sırada pat diye bir gürültü olmasın mı? Fareler yine kovuklarında almışlar soluğu, korku içinde beklemişler. Kent faresi ortalık yatışınca şöyle demiş: Hadi kardeş, yemeğe buyur. Ama tarla faresi oturduğu yerden kalkmış, gitmeye hazırlanmış. Gitmeden önce demiş ki arkadaşına: Kentte yaşamaktan vazgeçtim ben kardeş, burası bana göre değil. Sen burada bir elin yağda bir elin balda yaşıyorsun. Bana gelince ben tarlada yalnızca arpa ve buğday yiyebiliyorum. Sofram senin kadar zengin değil ama hiç değilse korku çekmiyorum. Kentte kalıp korku içinde baklava börek yiyeceğime tarlada korkusuzca yaşayıp yavan ekmek yerim daha iyi. Hadi hoşça kal. Ağustos böceği ile karınca. Bir Ağustos böceği varmış. Bu Ağustos böceği daldan dala konmayı, şarkı söylemeyi, saz çalmayı çok severmiş. Ağustos böceği bütün bir yaz şarkı söylemiş avaz avaz, cır cır diye ötmüş, saz çalmış. Sıcak yaz günlerini güle oynaya geçirmiş. Derken kış mevsimi birdenbire gelip çatıvermiş. Hava çok ama çok soğumuş. Ağustos böceği tir tir titremeye başlamış. Üstelik karnı da çok açmış. Açlıktan karnı zil çalıyormuş.
Yiyecek bulmak için her yeri didik didik aramış taramış ama hiçbir şey bulamamış. Ortalıkta ne bir sinek kalmış ne de bir böcek. Ne yapayım da karnımı doyurayım diye kara kara düşünürken komşusu karınca gelmiş aklına. Karınca mini mini bir hayvanmış ama çok çalışkanmış. Birazcık da cimriymiş. Ağustos böceği karıncanın kapısını çalmış hemen. Tak 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 tak. Kim o? Benim ben, Ağustos böceği. Karınca kapıyı açmış. Ağustos böceğinin tir tir titrediğini görünce... Ne istiyorsun? Diye sormuş Ağustos böceği. Çok 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 çok, çok açım karınca kardeş. Acaba bana birkaç buğday tanesi verebilir misin? Ödünç istiyorum. Önümüzdeki Ağustos ayında borcumu hemen öderim. Karınca Ağustos böceğine soğuk soğuk bakmış. Çünkü kimseye borç vermek gibi bir huyu yokmuş karıncanın. Ağustos böceği borcunu mutlaka ödeyeceğine and içmiş. Karınca sertçe sormuş. Hı, sıcak yaz günlerinde ne yaptın? Ağustos böceği süklüm püklüm yanıt vermiş. Sorma karınca kardeş. Bütün yaz şarkı söyleyip saz çaldım. Hı, demek bütün yaz saz çalıp şarkı söyledin ha? Evet karınca kardeş, bütün yaz saz çalıp şarkı söyledim. Diye yanıt vermiş Ağustos böceği. Karınca demiş ki o zaman... Madem ki şarkı söyledin bütün yaz, öyleyse şimdi de oyna biraz. Sonra da kapıyı çat diye kapatıvermiş. Tilki ile leylek. Kurnaz tilkinin cömertliği tutmuş bir gün, leyleği yemeğe çağırmış. Buyur leylek kardeş, akşama bana gel. Allah ne verdiyse yeriz. Leylek, peki gelirim demiş. Akşam olmuş, leylek kalkıp gitmiş tilkinin evine. Tilki içeri buyur etmiş leyleği, sofrayı kurmuş. Yemek diye de dümdüz bir tabak içinde bulaşık suyu gibi bir çorba koymuş ortaya. Hadi buyur leylek kardeş. Konuk umduğunu değil bulduğunu yermiş. Kusura bakma artık. Tilki çorba tabağına eğilmiş, iştahla yalayıp yutmaya başlamış. Leylek gagasını daldırıp içmeye çalışmış ama başaramamış. Tabak dümdüzmüş çünkü. Leylek çalışmış, çabalamış ama bir türlü içememiş çorbayı. Tilki iştahla atıştırırken o boynunu üzgünce büküp yutkunmuş. Sonunda da aç kalkmış sofradan. Tilkinin bunu bile bile yaptığını anlamış. Tilki kıs kıs gülüyormuş çünkü. Eh demiş içinden. Alacağın olsun senin tilki kardeş. Görüşürüz bakalım. O da tilkiyi kendi evine davet etmiş. Konuk severliğine çok teşekkür ederim. Çorba çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ben de seni beklerim. Mutlaka gel. Sen hiç merak etme leylek kardeş. Tam saatinde çıkar gelirim. Fazla zahmete girme sakın. Dostların tatlı dili, güler yüzü bize yeter. Gerçekten de tam saatinde gitmiş leyleğin evine. Bakmış ki evin içinden tatlı bir yemek kokusu yükseliyor. Ağzının suyu akmış. Oh, mis gibi kokuyor. Doğrusu her zaman söylerim leylek kardeş. Kimse senin gibi yemek pişiremez. Tilki hemen sofranın başına geçmiş. Yemeğin gelmesini beklemeye başlamış. Leylek az sonra yemeği sofraya getirmiş. Ama yemek boynu uzun, boğazı dar bir kabın içindeymiş. Leylek... Hadi buyur tilki kardeş. Demiş. Kendisi uzun gagasını kabın içine rahatlıkla sokup çıkararak yemeye başlamış. Tilki de deneyecek olmuş ama ağzı burnu bir türlü sığmıyormuş kabın içine. Leylek karnını güzelce doyurmuş, tilki aç kalkmış sofradan. Kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırmış, aç açına evinin yolunu tutmuş. Oyunbazlık edip leyleği kandırdığı için çok ama çok utanıyormuş. Kendi kazdığım kuyuya kendim düştüm diye düşünüyormuş giderken. Değirmenci, oğlu ve eşeği. Yaşlı bir değirmenciyle bir de oğlu varmış. Değirmenciyle oğlu birlikte yaşıyorlarmış. Değirmencinin bir de eşeği varmış. Değirmenciyle oğlu eşeği satmaya karar vermişler. Pazarda dinç görünsün de çok para etsin diye eşeği ayaklarından bir sırığa bağlamışlar. Değirmenci sırığın bir ucundan tutmuş, oğlu da öbür ucundan tutmuş. Eşeği askıya alarak pazarın yolunu tutmuşlar. Eşeği sırtlarında taşıyarak giderlerken karşılarına bir adam çıkmış. Adam onları görünce gülmeye başlamış. Üçünüzden hanginiz eşek merak ediyorum doğrusu. Eşek sizi taşıyacağı yerde siz eşeği taşıyorsunuz. Demiş. Değirmenci adamın bu sözlerine hak vermiş.
Astıkları sırığın üzerinden indirmişler eşeği. Eşek hiç hoşlanmamış bu işten. Sırıkta taşırmayı çok sevmişmiş çünkü. Üzüntüyle anırmaya başlamış. Değirmenci bu kez oğlunu bindirmiş eşeğe. Kendisi de onların yan başında yürümeye başlamış. Derken üç köylü çıkmış karşılarına. Köylülerden biri eşeğin üstündeki çocuğu azarlamış. Çabuk in o eşekten. Aksakallı baban yürürken sen o eşeğe binmeye utanmıyor musun? Değirmenci köylünün bu sözlerine hak vermiş. Oğlunu indirip eşeğe kendisi binmiş. Adam eşeğin sırtında, oğlu ise arkada yola devam etmişler. Giderlerken üç kız çıkmış karşılarına. Kızlardan biri demiş ki... Adama bakın, eşeğin üstüne nasıl da kurulmuş. Oysa zavallı çocuk topallayarak arkadan geliyor. Yaşlı değirmenci bu sözlere de hak vermiş. Oğlunu yanına çağırmış, eşeğin arkasına onu da bindirmiş. Yeniden yola koyulmuşlar. Babayla oğlu eşeğin üstünde giderlerken karşılarına birkaç adam çıkmış. Adamlardan biri demiş ki... Zavallı eşek, bunca yükün altında geberecek. Acımıyor musunuz zavallı hayvancağıza? Babayla oğul eşekten inmişler. Eşeği önlerine katmışlar. Derken başka bir adam çıkmış karşılarına. Eşeğin keyifli keyifli yürüdüğünü, babayla oğlun da yayan gittiklerini görünce... Aklınız yok mu sizin? Kanter içinde yürüyeceğiniz eşeğe niye binmiyorsunuz? Eşekliğinize doymayın, değil mi? Değirmenci demiş ki o zaman... Evet, doğru söylüyorsun. Her önüme gelenin sözünü dinlediğim, herkesi hoşnut etmeye çalıştığım için eşeğim biriyim ben. Bundan böyle kendi bildiğim yoldan şaşmayacağım. Kimsenin sözüne kulak asmayacağım. Değirmenci dediği gibi yapmış. Kimsenin sözüne kulak asmadan yoluna devam etmiş. Çok geçmeden de varacağı yere varmış. Tavşanla kaplumbağa. Bir varmış, bir yokmuş. Övüngen bir tavşan varmış. Bu tavşan çok hızlı koşarmış. Çok hızlı koştuğu için her önüne gelene meydan okur, herkesi yarışmaya çağırırmış. Bir gün yine övünmeye, atıp tutmaya başlamış. Bu ormanda kimse benden daha hızlı koşamaz. Ben yarışta herkesi geride bırakırım. Tavşan kardeşin ikide bir de övünmesi kaplumbağa kardeşi çok kızdırırmış. Onun herkesi küçümsediğini görünce dayanamamış. Ben yarışta seni geçerim işte. Demiş. Tavşan önce çok şaşırmış bu sözlere. Sonra kahkahalarla gülmeye başlamış. Kim? Sen mi beni geçeceksin? Güleyim bari. Ayol sen kim? Koşmak kim? Denemesi bedava. Var mısın benimle yarışa? Sen aklını kaçırdın galiba. Benim aklım başımda. Hayır, yarışıyor muyuz, yarışmıyor muyuz? Kendini beğenmiş tavşan. Yarışıyoruz. Demiş. Böylece anlaşmışlar. Yarış başlamış. Kaplumbağa yola çıkmış. Ama tavşan yerinden bile kıpırdamamış. Yarışa geç girmeye karar vermiş çünkü. Kaplumbağa gide dursun. Tavşan yan gelip yatmış. Kıs kıs gülüyormuş kaplumbağaya. Nasıl olsa son anda dört adım attım mı hedefe varırım. Diyormuş kendi kendine. Bir ağacın altına uzanıp uyumuş. Sonra uyanmış, yemek yemiş, hoplamış, zıplamış, oyun oynamış. O sırada kaplumbağa ağır ama kendinden emin adımlarla hedefe doğru yürüyormuş var gücüyle. Tavşan kardeş yarışa geç girmeyi marifet sayıyor, kaplumbağanın arkasından bakıp bakıp gülüyormuş. Biraz daha ot kemirmiş, karnını iyice doyurmuş. Derken bir de bakmış ki ne görsün, kaplumbağa hedefe ha vardı ha varacak. Övüngen tavşan işte o zaman anlamış yarışı yitirmek üzere olduğunu. Hemen ok gibi fırlamış yattığı yerden, var gücüyle koşmuş kaplumbağaya yetişmek için. Ama iş işten geçmiş, yarışı yitirmiş. Kaplumbağanın birinci geldiğini görmüş. Kaplumbağa demiş ki... Nasılmış tavşan kardeş? O hızlı bacakların hiçbir işe yaramadı. Ben seni aklımla yendim. Sense beni küçümsedin. Ya bir de evini benim gibi sırtında taşısaydın ne yapacaktın ha? Karga ile tilki. İçinizde karga görmeyen var mı acaba sevgili çocuklar? Kuşkusuz hepiniz görmüşsünüzdür. Sivri gagalı, kapkara bir kuştur karga. Tüyleri çok parlaktır. Ürkek bir kuştur. Çıt diye bir ses duysa pır diye uçuverir hemen. Kargaların büyük bir kusuru vardır. Hırsızlık yapmaya bayılırlar. Yeni ekilmiş tarlalardaki tohumları yerler. Çiftçileri büyük zararlara uğratırlar. Çiftçiler insan var sanıp da korksunlar, ekinleri yemesinler diye korkuluk dikerler tarlalarına.
Ama bazı kargalar korkuluktan korkmazlar. Dahası onların üstüne bile konarlar. O zaman çocuklar taş atarak kaçırmaya çalışır onları. Sık sık hırsızlık yaptıkları için atları hırsız kargaya çıkmıştır. İşte böyle hırsız bir karga varmış. Bu hırsız karga bir gün nereden çaldıysa bir parça peynir çalmış. Çaldığı peynir parçasını gagasının arasına sıkıştırmış, uçarak gelmiş, bir ağaç dalının üstüne konmuş. Peyniri yemeye hazırlanmış. Tam o sırada açlıktan karnı zil çalan bir tilki dolanıyormuş orada. Peynirin kokusunu alınca ağzı sularmış. İştahla dudaklarını şapırdatmış. Karganın tünediği dalın altına gelmiş, demiş ki... Günaydın karga kardeş. Bugün ne kadar güzelsiniz. Tüyleriniz ne kadar parlak öyle. Eğer sesiniz de tüyleriniz kadar güzelse kimse boy ölçüşemez sizinle. Hırsız karga bu sözlere öyle sevinmiş, öyle sevinmiş ki sevincinden uçacakmış neredeyse. Tilki karganın sevindiğini görünce devam etmiş. Lütfen bir şarkı söyler misiniz bana? Sesiniz de kendiniz kadar güzelse bu ormana kral olursunuz siz. Karga tünediği yerde dimdik durmuş. Sesinin güzelliğini göstermek üzere şarkı söylemeye hazırlanmış. Gak! Diye koskocaman açmış gagasını. Gak der demez de gagasındaki peyniri yere düşürüvermiş. Kurnaz tilki bunu bekliyormuş zaten. Hemen peynirin üstüne atılmış, göz açıp kapayana dek yutuvermiş peyniri. Sonra da aptal aptal kendisine bakmakta olan kargaya dönmüş. Sana verdiğim bu dersi hiç unutma. Sen sen ol, bir daha her yüze güleni, güzel sözler söyleyeni dost sanma. Dal kavuklar aptallara güzel sözler söyler, böylece onların sırtından geçinirler. Verdiğim bu derse karşılık yitirdiğim peyniri çok görme bana. Bu derse değer doğrusu. Demiş. Tilki ve üzümler. Tilkinin biri aç kalmış. Yiyecek bir şey bulmak için her yeri gezmiş, tozmuş ama aradığını bir türlü bulamamış. Açlıktan neredeyse ölecekmiş artık. Bitkin ve umutsuz bir halde yürürken bir de bakmış ki ne görsün? Bir çardağın üstündeki asmadan kırmızı kırmızı üzüm salkımları sarkmıyor mu? Gözlerini kocaman kocaman açmış. Şu üzümleri yersem ölmekten kurtulurum. Renklerine bakılırsa bal gibi tatlı olmalı. Demiş, sevinçle çardağın altına koşmuş. Bir salkım üzüm koparabilmek için ayaklarının üstünde yükselmiş, pençesini uzatmış, yetişememiş. Hoplayıp zıplamaya başlamış, yine koparamamış. Bakmış ki olacak gibi değil, umudunu kesip zıplamaktan vazgeçmiş. Üzümlere üzgün gözlerle son bir kez baktıktan sonra... Bu üzümler ham. İki üzüm yiyip de ne olacak sanki? Dişlerimi kamaştırmaktan başka bir işe yaramaz ki. Tilkinin böyle demesi sızlanıp yakınmasından daha iyi değil mi? Atasözü ne der? Tilki uzanamadığı üzüme koruk der. Ayının dostluğu. Kuş uçmaz kervan geçmez bir ormanda bir ayı yaşıyormuş. Orman gerçekten de çok ıssızmış. Konuşacak, arkadaşlık edecek biri olmadığı için ayı korkunç yalnızlık çekiyormuş. Kimi zaman kendi kendine... Oh! Keşke benim de konuşacak bir arkadaşım olsaydı da şu yalnızlıktan kurtulsaydım. Diyormuş. Ama tek bir hayvan bile uğramıyormuş onun bulunduğu yere. Gel zaman git zaman yalnızlık iyice tak etmiş ayının canına. Ormandan kaçıp gitmeyi düşünmüş. Ormanın yakınlarında bir yerde tıpkı onun gibi yalnızlıktan patlayan yaşlı bir adam yaşıyormuş. Adamın bağ bahçesi varmış. Bahçesinde türlü türlü çiçekler, yemişler yetişirmiş. Yaşlı adam bütün gün bahçede çalışırmış. Yaptığı işi de çok severmiş. Ama yine de yalnızlık çeker. O da tıpkı ayı gibi... Ah ah ne olurdu benim de konuşacak bir arkadaşım olsaydı. Diye düşünürmüş. Yaşlı adam yalnızlıktan bıkmış usanmış. Bir gün evden ayrılmış, kendisine arkadaş aramaya çıkmış. Dere tepe demeden yürümeye başlamış. O sırada ayı da kendisine arkadaş olacak birini aramaya çıkmışmış. Yaşlı adam ve ayı bir yolun dönemecinde birdenbire burun buruna gelmişler. Yaşlı adam karşısında koskocaman bir ayı görünce çok korkmuş. Korkmuş ama korktuğunu belli etmemiş. Öylece durup beklemiş. Ayı yaşlı adamı görünce çok sevinmiş. En sonunda aradığı arkadaşı bulduğunu anlamış. Benimle gelsene. Demiş adama kabaca. Yaşlı adam... Hayır, asıl siz benimle gelin. Bizim eve gidelim. Bahçemde türlü türlü yemişler var. Birlikte gül gibi yaşar gideriz. Ayı bu çağrıyı kabul etmiş. İkisi birlikte yola çıkmış.
Çok geçmeden yaşlı adamın evine gelmişler. Daha eve gelmeden ikisi de birbirini çok sevmiş. Sıkı fıkı dost olmuşlar. Ayı konuşmasını pek beceremediği için yaşlı adam onunla iki çift tatlı laf edemezmiş. O bahçesinde çalışırken ayı ava çıkar, eve et getirirmiş. Ama ayının asıl görevi dostu uykudayken yüzüne konan sinekleri kovmakmış. Adama yüzüne ne zaman sinek konsa ayı pençesini sallayarak sinekleri kovarmış. Bir gün adam uyurken yüzüne yine sinek konmuş. Ayı sineği kovmak istemiş ama sinek uçup uçup yeniden konuyormuş adamın burnuna. Ayı çok kızmış. Yerden büyük bir taş almış. Adamın burnuna konan sineğe fırlatmış. Sineği öldürmüş. Ama dostunu da öldürmüş. İşte böyle. Cahillerin iyiliği kimi zaman kötü sonuçlar doğurabilir. Akılsız dostun iyiliğinden bile korkmalı.